Yani satışlarımız dediğim gibi cirolarımız %50'nin altında şu andan. İnsanların sokağa çıkamaması etkiledi. Alışveriş durdu. Ekonomi durdu. Bundan sonra kış dönemi ben biraz daha düşeceğine inanıyorum. Hiçbir şekilde etkilemedi. Düzgün çalışan, doğru çalışan, temiz, titiz, kurallara uyan esnafın hiçbir şekilde etkilendiğini düşünmüyorum ben. Yani çalışamıyor. Rahat çalışamıyor. Hayatımız alt üst oldu. Gecemizi bilmiyoruz, gündüzümüzü bilmiyoruz. Ay sonu gelmesini istemiyor. Öyle diyeyim yani. Çünkü bizim ödemeler hep ay sonu olduğu için ay sonu gelmesini istemiyor. Pandemi iş hayatınızı nasıl etkiledi? Bizim sektör adına konuşursam eğer şu anda bayağı kötü durumda bizim sektörümüz. Çünkü gurbetçimiz erken gitti bu sene. Zaten 150 bir rakam gelmedi. Gelemedi korkudan dolayı. Bu süreci çok kötü atlattık. Şu anda gözümüzü Erciyes'e dikmiş durumdayız. Erciyes'te sezon başlamasıyla, kış sezonu başlamasıyla kış turizmi biraz daha hareketlendirecek inşallah işlerimizi. Öyle umuyoruz. İnşallah sonumuz hayır olsun. Peki pandemi haricinde böyle düşüş yaşadığınız bir zaman daha oldu mu? Pandemi haricinde pek fazla düşüş yaşamayız. Sadece Kurban Bayramı'nda, bizim sektör adına konuşuyorum, Kurban Bayramı'nda biraz daha düşüş yaşıyoruz. Haliyle insanlar kurban kesiyor, ete biraz daha doyuyorlar. Kayseri'nin insanı kendi sucuğunu kendi evinde yapmaya çalışıyor. O yüzden o aralarda biraz daha düşüş yaşarız ama bunun haricinde böyle bir düşüş hiç görmemiştik. Yani şu anda sıkıntılı bir durum yani bizler için. İş hayatımızda yani yasaklar oldu. Çok kötü etkiledi. Yani gelir durdu, satışlar durdu. Öyle. Evet, olduk. Pandemiden önce nasıldı peki? Daha iyiydi, daha canlıydı. Hareketliydi en azından. Şimdi herkes kendi sağlık derdine düşünce alışverişi kimse artık önemsemiyor. O yüzden öyle etkiledi yani. Valla kötü etkiledi yani. Her yer sıkıntıda. Onun için yapabileceğimiz çok az şeyler oldu. Yani Almancılar da gelmedi bu sene pek fazla. Onun için çok sıkıntıdayız. Pandemi haricinde çok düşüş yaşadığınız bir zaman oldu mu? Oldu. Bu ilk zamanlarda, ilk çıktığında çok düşüş yaşadık. Yani dükkanı bile kapatmıştık. İnsanların sokağa çıkamaması etkiledi. Alışveriş durdu. Ekonomi durdu. İnşallah yakın zamanda düzelir. Hayatımızı olumsuz etkiledi. Yani hem insanların dışarı çıkma oranı ciddi anlamda düştü. Hem diğer ürünlerdeki satışlarımız düştü. Bazı ürünlerde de yoğunluk oldu. İşte propolis gibi, kara mürver gibi, çam kozalağı gibi bağışıklık sistemin artan ürünlerde de yoğunluk oldu. O şekilde. Pandemiden önce nasıldı? Pandemimizde gayet iyiydi. Yani özellikle bu kapalı durduğumuz günlerde ciddi sıkıntılar oldu doğal olarak. Onun dışında inşallah bir an önce atlatırız. Eski hayatımıza döneriz. Pandemi iş hayatımızı gördüğünüz gibi işte hafta sonu olmasına rağmen bu saatte oturuyoruz. Yani insanlar evlerine çekildi. İş potansiyeli düştü. Alım gücü düştü. Maddi ve manevi olarak herkes etkilendi. Ama yapacak bir şey yok. Önce sağlık. Bugünler de geçecek inşallah. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce özellikle geçen sene sezonumuz çok iyiydi. Gurbetçi müşterilerimiz yoğun bir şekilde gelmişti. Bu sene gurbetçilerin yarısı bile gelmedi diyebiliriz. Kayseri piyasasını canlandıran onlardır. Geçen seneye göre çok düşüş yaşadık bu sene. Yani eskinki döneme göre düşüş var. Yani yarı yarıya diyebilirim. Ve bundan sonra kış dönemi belki biraz daha düşeceğine inanıyorum. Pandemi sayesinde yani ondan sebep olarak şu an işlerde gördüğünüz gibi çok düşüş var. Yani kişilerin bitkisel ürünlere yönelmesini çok çok öneririz. Bu şekilde etkiledi bizi. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce hani şu ana nazaran çok çok daha iyiydi işlerimiz. Kimse dışarı çıkmıyor. Hastalıktan korkuyor. Ondan dolayı da işlerimiz zayıfladı. Oldukça işleri düşürdü yani. Özellikle Almanya sezonunda geçen seneye oranla yaklaşık %50 bir düşüş oldu. Vatandaş sokağa çıkmada daha çok yani sokağa çıkmıyor. Alışverişi doğal olarak etkiledi tabii ki. Yani geçen sene oranla da bayağı bir etkiledi diyebilirim. Sadece bizi değil, tüm esnafı etkiledi. Çok kötü etkiledi. Düğün davetiyesi yapıyorum.
Yani hiç iş yok şu an. Çok durgun işler. Yani zaten 3 ay dükkan kapalı oldu. Düğün salonları kapalıydı. Şimdi de bir saate düşürdüler. Hiç kimse düğün yapmıyor. Ve toptancısı olmamıza rağmen çok etkilendik. Annemi tabii ki iş hayatımızı olumsuz yönde etkiledi. Bizim işimiz genelde yaz sezonunda düğün olduğu için, düğünlerde olmadığından dolayı olumsuz yönde etkilenen sektörlerin içinde bizimki de var. Artı gurbetçi olan memleket Kayseri. Gurbetçi de bu sene olmayınca işler maalesef rayında gitmedi. Ama şu anda en önemlisi tabii ki sağlık. Sağlık birinci planda olduktan sonra ekonomik olarak ikinci plana işe atmak zorundayız. Yapacak bir şey de yok şu anda gözükürde. Pandemi iş hayatımızı %50'nin altında düşüş oldu. Bayağı bir sıkıntı çektik kapalı olduğu dönemler. Şimdi yine sokağa çıkma yasağı var olduğu günlerdeki gibi bir durgunluk var. İnsanlar pek çıkmıyor. Tabii bu ölümler, hastalığın yayılma hızı Kayseri'de bayağı bir insanları etkiledi. Bizim işlerimizde %50'nin altında düşüş oldu. Peki pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce normaldi yani işlerimiz. Tabii ekonomik krizlere göre, şeylere göre değiştiği dönemler oluyor ama yani satışlarımız dediğim gibi cirolarımız %50'nin altında şu anda. İşe geç geldik, erken gittik. Vatandaş da az geldi, işler de az oldu. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce biraz daha iyiydi. Herkesin her şeysini etkiledi. Türkiye'yi ekledi, bizi ekledi, dünyayı etkiledi. Her şeyi etkiledi. Ticaretimizi etkiledi, sosyal yaşantımızı etkiledi, insan ilişkilerini etkiledi, her şeyi etkiledi. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce de insanlar kendi şartlarına göre yaşıyorlardı. Bu birazcık daha değişik oldu. Hayat biraz değişecek gibi, huyları değişecek, alışkanlıkları değişecek. Böyle bir şey. Vallahi pandemi iş hayatımı bayağı bir şey yönünden etkiledi. Bayağı bir yani çalışamıyor. Rahat çalışamıyor. Hayatımız alt üst oldu. Gecemizi bilmiyoruz, gündüzümüzü bilmiyoruz. Böyle yani bayağı bir sıkıntımız var yani. O şekilde. Ben şu an zaten istihbalde çalışıyorum. Vardiyalı şekilde çalışıyorum. Gece vardiyasından çıkmışım. Şu an işlerimi falan hallediyorum. Yani oradan eve gideceğim yani o şekilde. Yani hayatımı bayağı bir etkiliyor yani. Pandemi iş hayatımızı %90 civarında etkiledi. Çünkü biz de bir sağlık sektörü sağlık sektöründe bulunuyoruz. İnsanların çoğu pandemiden dolayı çekindiği için hastaneye gidemiyorlar. Hastaneler de yeterince reçete yazmadığı için bayağı etkilenmiş olduk. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce iyiydi. Yani normal bir şekilde hayatımızı devam ettiriyorduk. Ama bu yeni döneme alışmak durumundayız herhalde. Bekliyoruz. İnşallah iyi olur. Bir an evvel kurtulursak eğer bizim de diğer esnafın da işleri düzelecektir diye umuyorum. İş hayatını çok olumsuz etkiledi. Hükümetin bir an evvel tedbir alması şart. Yani çay ocakları kapandı, lokantalar tam kafeste çalışmıyor. Çarşıda görüyorsunuz bu saatte yoğunluk yok. Yani sıkıntılı piyasa şu anda. Diyeceğim bu kadar. Pandemi haricinde hiç böyle düşüş yaşadığınız bir zaman oldu mu? Ya zaten genelde düşüş var. Bir yıldır pandemi var biliyorsunuz. O da bunu tetikledi. Her sektör, düğün sektörünü efendime söyleyeyim. Almancıyı hepsini etkiledi. Ondan dolayı biraz sıkıntı büyük. Kış ne getirir bilemiyorum. Kış daha sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Şu anda oturuyoruz bak kapının önünde. Yani işlerimiz biraz zayıfladı. Pandemiden önce nasıldı? Bundan iyiydi tabii. Şu anda biraz zayıfladı bizim. Güzel yani sıkıntı yok. Herkes maskeyle sağlığına, sıhhatine baktığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Eşim de eczacı burada. Çalışma mücadele devam. Pandemiden önce nasıldı peki? İyiydi yani. Benim için şu anda riskti. Riskti yani şey olarak sağlığımıza bakmamız gerekiyor yani. Yani ister istemez etkiledi.
iş konusu olarak, ekonomiyi, ne bileyim, alışverişi. Yani bu gündemde bakıyorum şöyle, araç alışverişlerini etkiledi mesela, örnek verirsem. Bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Vallahi pandemi olumsuz etkiliyor tabii ki. Yani stres içindeyiz. Ondan sonra bilmiyorum artık, yani olumsuz yani. Pandemiden önce nasıldı? Vallahi zevkle gidiyorduk işe. Şu anda sıkıntılı yani. Sıkıntılı. İşe zevkle gidiyorduk, şu anda sıkıntılı. Bizi çok etkiledi. Hem iş konusunda hem ticaret yaptığımız için bayağı etkiledi. İnsanlar dışarı çıkmaz oldu. Ne bileyim, hayatımızı bayağı zorlaştırdı. Biz ticaret yaptığımız için ödemelerden sıkış yok. İş olmuyor. Ne bileyim yani, zorlaştık yani yapmaya. Pandemiden önce nasıldı peki? Çok güzeldi. Pandemiden önce güzeldi. Ama şu anda zor. Esnaf hele çok zor durumda. Gerçekten zor durumda. Hani artık nasıl diyeyim? Ay sonu gelmesini istemiyor. Öyle diyeyim yani. Çünkü bizim ödemeler hep ay sonu olduğu için ay sonu gelmesini istemiyor. Çok şükür hiçbir şekilde etkilemedi. Düzgün çalışan, doğru çalışan, temiz, titiz, kurallara uyan esnafın hiçbir şekilde etkilendiğini düşünmüyorum ben. Pandemi haliyle etkiledi bizleri. Çünkü insanlar çoğu pandemiden dolayı dışarı çıkamıyorlar. Ekonomi olarak tabii haliyle sarsıldık yani. Diyecektim bu kadar yani. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce işlerimiz çok iyiydi. Çok yoğunduk. O Mart ayından sonra, yani pandemi gündeme geldikten sonra bu zamana kadar ki dönemde bayağı bir durgun. Ama yine de şükür ufak tefek de olsa bir şeyler oluyor. Ama çok etkiledi yani. Çok fazla etkiledi. Pandemi hayatını bayağı bir etkiledi ablacığım şu anda. Allah esnaf yardımcısı olsun. Bayağı bir sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnşallah bu günlerde atlatacağız inşallah. Umudumuz bu. İnşallah geçer yani. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce de bu kadar yoktu ama gene de bayağı bir etkiledi yani. Şu an hala etkiledi yani, virüsün etkisinden dolayı. İnşallah geçer de ortalık düzelir. Bugünler geçer inşallah. Tabii herkes gibi biz de etkiledi. Muhakkak etkiliyor. Fakat bizim şeylerin birçoğu pandemiye kullandığı ürünler var elimizde. Mesela uğudi, hindi yağı gibi, D vitamini gibi. Onlara satış başladı. Tabii dezenfektan satışları var. Kolonya satıyoruz. Bizde pek değişiklik olmadı. Ama işte vatandaş sosyal mesafeye pek uymuyor. Ondan sıkıntı yaşıyoruz. İzah edemiyor, anlatamıyoruz. Ondan sıkıntılıyız. Başka sıkıntımız yok.